Hep aynı baskılar. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar, kaldırıyor. Ali Koç gitti, gitti. Hop, Dursun Özbek de gitmiş. Ha, gidebilir, normal. Ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Fenerbahçe devre arasında tweet attı, attı, attı. attı. Dursun Özbek konuşuyor hatta. Hop, bir sonraki ilk Galatasaray maçında da devre arası tweet atıyor. Ha, olabilir, atabiliriz. Ya eleştiriyor, aynısını yapıyor. Eleştiriyor, daha fazlasını yapıyor. Niye gitti diyor, hemen gidiyor. Kendi de gidiyor. Ya bu... Türk futbolunda hakemlik bak Türk futbolunun en büyük problemi hakemlerdir. Ben hep söylüyorum bunu yıllardır. Çok azı art niyetli. Ben hepsinin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Çok azı art niyetli. Birçoğu eğitimsiz hakemlik konusunda yetersiz. Hepsi baskı altında. Ve bu baskının en büyük sebebi Galatasaray. Galatasaray'ın bu anlamda bir politikası olduğu ortada. Hep baskı, hep baskı. Yeniliyor şikayet ediyor. Yeniyor şikayet ediyor. Yani bu iyi bir şey mi? Ha, ne oldu son dönemde? Şimdi i̇şte Fenerbahçe artık dedi ki ya bu böyle olmuyor. Ben de en az Galatasaray kadar hakemler konusunda baskı yapacağım. Gideceğim sunum yapacağım. Baskı dediğim bu. Şikayet edeceğim haklı olduğum yerlerde. Bu sefer de şöyle bir refleks görüyorum Galatasaray'da şöyle bir refleks. Aniye böyle siz eskiden bu kadar şikayet etmezdiniz. E senden öğrendi, senden gördü. Çünkü sen bunun ekmeğini yiyorsun. Yani bir Samiye'ne gelen hakemlerin yediği baskıyı gör. Bir de Kadıköy'e gelen hakemlerin yemediği baskıyı gör. Şimdi bu iyi bir şey değil. Ne oluyor sonra? Futbol para kazandırmıyor. Efendim şuraya ev yapacağız. Buraya villa yapacağız. Buraya havuzlu site yapacağız. Para kazanacağız. E ama sen futbol kulübüsün. Bak iş oralara gidiyor. Yani her şey planın bir parçası hayatta. Her şey planın bir parçası. Yanlış iliklediğin zaman burayı ya da alttan yukarı mı ilikliyorsun? Tık tık yanlış iliklersin. Gömleğinizi üstten aşağıya doğru mu ilikliyorsunuz? Aşağıdan yukarı doğru mu ilikliyorsunuz? Bir an mesela merak ettim ha. Hani yanlış iliklemeden. Mesela kimisi alttan yukarı doğru ilikliyor böyle. Ben mesela ben ne yapıyorum ya? Ben yukarıdan aşağıya doğru. Gömleği nereden iliklemeye başlarsan başla. Bir kere yanlış ilikledin mi yanlış gider. Bu mesele bu. Şimdi bugün ya kardeşim <laughs> ya ya inanamıyorum bir şey söyleyeceğim şimdi. Ya abi algıya bak. Önce dediler ki şimdi Beşiktaş Galatasaray maçını Ali Şansalan atandı ya. Ahmet Nurçebi Beşiktaş istedi Ali Şansalan'ı dediler. Cık, yetmedi böyle dayanamadılar. Ali Koç da Beşiktaş Galatasaray maçına Ali Şansalan atansın istedi dediler. Ahmet Nur Çebi'yi anlarım. Ki adamlar yalanladı. Ya Ali Koç'un zaten problemi var Fenerbahçe'nin Ali Şansalan'la. Ne ilgisi var bir de Beşiktaş Galatasaray maçıyla bu maçı Ali Şansalan atansın desin. Ya o kadar uçtular ki böyle o kadar uçtular ki Ali Koç'un ne alakası var ya? İşte diyorum ya Türk hakemliğine en büyük zararı Galatasaray'ın bu hakem konusunda baskı algı politikası veriyor diye. Bu politika adamlarda. Olaylar nereye geldi artık? Ben bu işin sonu nereye gidecek çok merak ediyorum. Ya bu kadar algı yapılır mı? Ya Ali Koç'un Beşiktaş-Galatasaray maçı... Ya Ali Koç Fenerbahçe'nin maçlarında bile... Ya ben bunu söylüyorum. Fenerbahçe'nin maçlarıyla alakalı bile hakkını hakemler konusunda, koruma konusunda yetersiz. Beşiktaş-Galatasaray maçını hakem nasıl ister? İstese bile bu Ali Şansalan olur mu ya? Ali Şansalan Fenerbahçe'nin iyiliğini ister mi ya? Ama o kadar uçmuşlar ki. Çünkü ne söylerlerse söylesinler Galatasaray taraftarları inanıyor ya da inanmak işlerine geliyor. E ama işte o zaman olmuyor yani. Sonuç diğer kulüpler yeter ya ben de Galatasaray gibi yapacağım diyor. Ondan sonra tamamen kakofoni. Hakemler allak bullak kafaları patates. Baskı üzerine baskı. Adamları da üzülüyorum yani. Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe açıklama yapmak zorunda kaldı. Bir başka maçın hakemiyle ilgili ya. Açıklama şu. Fenerbahçe'nin açıklaması. Manipülasyon yapanlara cevabımızdır. Dijital medyada koordineli olarak hareket eden Galatasaray muhabirleri ve isimsiz sosyal medya hesaplarınca oluşturulan Beşiktaş-Galatasaray maçını yönetecek hakem Ali Şansalan'ı, başkanımız Ali Koç'un talep ettiği gündemi bir kulübün yönetim kuruluyla bağlantılı olarak futbol gündemini ne kadar manipülatif bir noktaya getirebileceğinin fotoğrafı olmuştur. Bak burada diyor ki bir kulübü yani diyor Galatasaray'ı kastediyor. Galatasaray kulübünün yönetim kurulunun bunlar diyor e, yönlendirmesiyle oluyor diyor. Ali Şansalan'ı Ali Koç istedi diye yazanlardan haberi var diyor. Belki de yönlendiriyor diyor. Ben öyle anlıyorum. Nurettin Şen. Eyvallah skorları gördüm. Süper chat. Devam ediyor Fenerbahçe. Ya başkanımız Ali Koç'un ve kulübümüzün iki takımın maçı ile ilgili hiçbir yorumu kimseyle görüştürme, görüşmesi tabii ki olmamıştır diyor. Bizim tek gündemimiz Adana Demirspor, Alanyaspor, Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbul maçlarında takımımızın hakemler ve var eliyle ligden yarıştan kopartılmaya çalışması. Bizim bununla ne işimiz var diyor. Biz bunlarla ilgileniyoruz diyor. Ve diyor ki adı geçen hakem Ali Şansalan'ı kastediyor Fenerbahçe. Adı geçen hakemle ilgili değişmeyecek tek yorumumuzu 17 Ekim 2021 tarihinde takımımızı Trabzon'daki maçı kastediyor. Şampiyonluk yarışından koparmak adına ortaya koyduğu maç yönetiminden sonra yapmış ve bu konuyu kapatmıştık. Yani diyor ki biz Trabzon maçıyla maçından sonra Ali Şansalan'la ilgili konuştuk. Bizim için Ali Şansalan defteri kapandı diyor. Bizim üzerimizden niye derbi maçta fayda sağlamaya çalışıyorsunuz diyor. Ya bir de Galatasaraylı arkadaşlar bunu biraz mantıklı yapın ya. Fenerbahçe'nin Ali Koç'ta derdi var. Şey e, Ali Şansalan'da. Surf, surface Label. Eyvallah. Eyvallah. Süper chatini gördüm okuyacağım. Ali Şansalan'ın Fenerbahçe'de derdi var. Ali Şansalan'ın Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray maçına niye istesin? Biraz mantıklı olun ya. Ya hakikaten bu işin suyu çıktı yani ha. Hakikaten yani. Yok artık ya. Yani yok artık. Ya burumuzu okumakta biraz zorlanıyorum. Bu niye böyle oluyor ya? Şurumuzu bir okuyayım. Ha bir dakika. Ee, surface level. Demiş ki form, formda olsa center forlar neye yarar? Orta sağ top taşıyamıyor çünkü. %70 topa sahipken geri paslarla oynanıyor. Bu da bir sorun. Teknik olarak bir bakış açısı getirmiş. Süper chat mesajın için. Ee, surface level. Teşekkür ederim. Güzel bir teknik açılım. Katılıyorum. Ben yıllardır söylüyorum. Bak hakemler konusunda bir yapı var. Ve burada sıkıntı var. Son iddia hakemliği yeni bırakmış. Eski bir ünlü hakem etrafında hakemler içinde yeni bir yapılanma var. Yapılanma 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 biri bitiyor biri başlıyor. Şansal Büyük Ağ'da bugün söylemiş. Şunu kabul edelim. Belki ağır olacak ama bizim ligde bu sene çok şiddetli hakem ve var skandalı var. Derin bir yapılanma var diyor. Bak derin kelimesine dikkat edin. Günaydın Şansal abi. Hoş geldin bizim iskeleye. Gemiyi bağlayabilirsin. Şimdi bak. Beşiktaş Galatasaray maçına geçen sene Fenerbahçe'nin ilk Trabzonspor maçında Fenerbahçe'yi doğrayan ve 10 kişi bırakan Ali Şansalan'ı atadılar. Bu maçta Fenerbahçe için önemli değil mi? Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Sivas Spor Fenerbahçe maçına geçen sezonki bu sefer ikinci Trabzonspor maçında Fenerbahçe'yi doğrayan ve yine bir Trabzon maçında Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakan Kimi atadılar? Zorbay Küçük'ü atadılar. Tamam mı? Şimdi ben de diyorum ki kardeşim bak bu Zorbay Küçük atamasında sıkıntı var. Bakın ilk fotoğraf. Zorbay Küçük burada İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Tamam mı? Burada Siyopis çok uyanık. Hatta maç sonu açıklama yaptı. Ayağımı uzattım. İrfan'ın kırmızı kart göreceğini anladım, hissettim diyor. Bunu tuzak kuruyor. Sertaç Gürsoy, hoş geldin. İrfan topa gidiyor. Siopis ayağını sokuyor. İrfan hemen ayağını çekiyor. Buna rağmen Zorbay Küçük burada kırmızı kart gösterdi. Sonra bağırdı, ağladı, sızladı. Siopis ayağa kalktı. Hiçbir şey olmadı. Bir. Tamam. Diyelim ki hakemlerin standardı vardır. Bak yakından göstereyim. Adam kayarak geliyor. Hakemlerin standardı vardır. Tamam. Zorbay Küçük'ün standardı da bu. Aynı zorbay küçük. Bu maçtan hemen sonra yönettiği Antalyaspor'un bir maçı, Antalyaspor Ümraniyespor ya da Antalyaspor maçı, şey Başakşehir'in bir maçı. Ahmet Çubukçu eyvallah. Saadettin Saran gündemde yok. Aynı zorbay küçük. Bak benzer bir pozisyonda sarı kart verdi Başakşehirli oyuncuya. Aynı maçta yine rakibine şu şekilde giren Başakşehirli oyuncuya sarı kart verdi. Zorbay Küçük senin standardın nerede? Senin bir standardın yok. Senin standardın Fenerbahçe ön yargısı. Tamam Bak. Neden Zorbay Küçük'e tepki gösteriyorum? İşte bundan. Alın size gündüz yayınımda söyledim ya. Size bazı fotoğraflar göstereceğim diye. İşte bu. Ya kardeşim Fenerbahçe 2008'den bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamıyor. 2014'ten bu yana şampiyon olamıyor. Ama hala çıkmışlar. Fenerbahçe kollanıyor. Fenerbahçe şampiyon yapılacak. Zorlu sezonu. Rıdvan Dilmen sezonu. Nihat abi sezonu. Bilmem ne bilmem ne. Recep Bardak. Çok teşekkürler. Desteğinizi görüyorum. Süper chatini gördüm. Recep Bardak. Yazık ya. İşte Galatasaray'ın algı politikasının ne kadar geçerli olduğunun göstergesi. Bu isimleri hep Galatasaray camiası takıyor. Zorlu sezonu, Rıdvan Dilmen sezonu, Nihat abi sezonu. Fenerbahçe bunların hiçbirinde şampiyon olamamış ve doğranmış. Şimdi yeni yeni şey diyorlar. Fenerbahçe kollanmasına rağmen şampiyon olamıyor. Hani böyle bir kurtarmaları, bir kıvırma, bir kıvırma payı olması lazım. Çünkü hiç şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Bir sürü isim takıyorlar. Şimdi ne diyor? Kollanıyorsunuz ama olamıyorsunuz. bu. Ya kardeşim bir ülkede bir takım kollanacak, o takım bir de Fenerbahçe olacak, şampiyon olamayacak. Mümkün mü ya? Geldiğimiz nokta bu. E şimdi diğer kulüpler de Galatasaray gibi yapıyor. E bu sefer Galatasaray ne yapacak şimdi? O zaman seviyeyi algı seviyesini arttıracak. E bu işin sonu iyiye gitmez arkadaşlar. Futbolu konuşmaktan çok uzaklaşırız. Galatasaraylı arkadaşlar bana katılsın katılmasın. Ya Ali Şansalan'ın bak. Ali Şansalan'ın o geçen seneki Trabzon maçında kırmızı kart gösterdiği Kim takım kaptanı Gustavo'ya, Fenerbahçeli oyunculara şöyle bakışını hatırlıyorsunuz değil mi? Sert bakışını. Peki Ali Şansalan Galatasaraylı oyunculara nasıl bakıyor? İşte böyle bakıyor. Sevgiyle. Onyakuru'nun sevgiyle, gülücükle baktığı gibi. Bu fotoğrafa bakınca benim aklıma Onyakuru geldi mesela. Ya ben... Neyse abi. Neyse. Neyse abi. Bak Ali Şansalan'ı Beşiktaş Galatasaray maçına verdiler. Ali Şansalan'ı hangi maç hazırlıyorlar biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin bir maçını hazırlıyorlar. Ali Şansalan'ı bu maçtaki duruma göre 37. haftada Galatasaray Fenerbahçe maçını hazırlıyorlar. Uyanık olun. Ya bunu görmüyor musunuz? Bu maçta Beşiktaş zaten kazanmaya yakın. Kazanacak demiyorum futbol bu. Galatasaray da kazanabilir. Hak ederek de kazanabilir. Hakem hatalarıyla da ama bu maçta zaten kazanmaya yakın olan Beşiktaş hakem sayesinde kazandı derlerse bu Ali Şansal'ın da Galatasaray Fenerbahçe maçını 37. haftada verirlerse Galatasaray bu algıyı çok iyi kullanır. Bir daha bizim maça verdiler. Bir daha bizi doğrayacak. Hop Ali Şansalan yine Fenerbahçe'yi Trabzon'da doğradığı gibi doğrar. Galatasaray şampiyon olur. Ya Ali Şansalan ataması skandal. Fenerbahçe ile alakası yok. Hem suçlu hem güçlü muhabbeti yapıyor. Bir taraf algı yapıyor. Çıkar sağlamak için. Ve buradan Fenerbahçe'yi uyarıyorum. Ali şans alanı. Galatasaray Fenerbahçe maçına hazırlıyorlar. Fenerbahçe camiası uyanık olsun. Eğer o maç final olursa final. Trabzon Fenerbahçe maçında Fenerbahçe nasıl koptu? Zaten o lig son maçı. O maçta da Fenerbahçe şampiyonluğa rakibin evinde veda eder. Ali Şansalan konusuna ben hiçbir zaman normal bir atama bakmadım. Geçen sezon Ali Şansalan bir tesadüf değil bir başlangıçtı dedim. Benim böyle bir lafım var. Devamını gördünüz. Erkan kesim spam. Hemen atalım. Erkan'ı Erkan kesimi keselim yayından. Erkan 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 Erkan.